Of rüzgara bak. Of 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 of. Es rüzgar es. Es dedi rüzgar. Motopiksel TV'nin bu bölümünde bu zamana kadar incelemesini yapmış olduğum iki tekerli skuterlar içerisinde en farklı, en şaşırtıcı, en özel bir modelle karşınızdayım. Kimco'nun da bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş olan en iyi modeli aslında. Fakat orada altını çizeyim, bu zamana kadar henüz gelmiş olan, daha gelecek olan modeller var. Hazırsanız bu bölümdeki konuğum Kimco Downtown 350. Şimdi öncelikle tabii ki tasarım olarak böyle küçücük değineyim ki hani değinmeye gerek yok aslında. Farklı bir tasarım olduğu, farklı bir bakışı olduğu, farklı bir kalıbı olduğu dışarıdan belli ama özellikle gözleri, baykuş gözleri uzaktan böyle 2 kilometre uzaktan görseniz şunu söyletiyor. Bir BMW K1600 GT mi geliyor, GTL mi geliyor acaba diye baktırıyor. Çünkü bizim ilk olarak BMW'lerde görmüş olduğumuz o baykuş gözlerine sahip ama hani BMW'yi taklit ettiğinden değil, hani baykuş stilinin kendisine bir kimlik olarak belirlemiş bir versiyon Downtown 350. Bunun haricinde genel kalıp olarak baktığınızda da böyle maxi scooter. Hani şey değil, evet scooterlar var, maxi scooterlar var. Bayağı iri kalıplı, iri cüsseli görünen, hatta birçok takipçimizin de benim Instagram'da paylaştığım postlardan sonra abi Goldwing'e benziyor dedirten bir kalıbı var. Dolayısıyla tasarım ve kalıp olarak benim kişisel olarak beğendiğim birçok motosiklet sevdalısının da beğeneceğini düşündüğüm bir kalıba ve bakışa sahip. Aman selesi çok konforlu falan diye anlatmayacağım. Üzerine şöyle oturduğunuzda sanki arkanızdan biri belinize sarılıyor. Böyle tarif edebilirim ancak. Çünkü hani çok konforlu bir selesi var. Aman ne kadar harika falan dedirtecek gibi değil. X-Town'da öyle tarif etmiştim ama bunda öyle değil abi. Hakikaten üzerine oturduğunuzda sanki birisi belinize sarılıyor. Sanki içine çekiyor sizi. Böyle bir konfor tarifi yapabilirim ancak. Bir de buradaki bombeyle, bu iki bacağınızın arasındaki bombeyle hani burası düz değil. Fren yaptığınızda veya hadi fren yapmasınız bile üzerine oturduğunuzda ileri kaymanızı engelleyecek. Tabii kaymaz kumaş da kullanıyor. İleri kaymanızı engelleyecek tam olarak skuterun içerisine gömülmenizi sağlayacak bir oturuş pozisyonu var. Tabii ki selesi müthiş konforlu. Tabii ki gidon geniş X-Town'da olduğu gibi. Tabii ki üzerine oturduğunuzda hakimiyet olarak yani ben bu motora hakimim ne kadar iyi içerisine gömüldüm hissiyatını birebir yaşatıyor. Yani konfor olarak zaten henüz daha motosikleti çalıştırmadan üzerine oturduğunuz anda ha evet bu motosiklet, bu scooter çok konforlu dedirtiyor. Çok konforlu bir motor yapabilirsiniz. Gerçekten konfor hissiyatı yüksek olabilir ama hani kullanım hakimiyetine, dengesine bu konfor ne derecede eşlik ediyor? Burası aslında önemli bir nokta. Kimco zaten bütün scooterlarında bunu göz önünde bulunduruyor. Bunu ilk olarak sele yüksekliğiyle değerlendirmek lazım. 77,5 cm'lik sele yüksekliği var. 350 cc'lik bir scooter'dan bahsediyoruz. 77,5 santimetre. Bütün 250'lik, 300'lük muadillerine bakın. Aşağı yukarı 79,5-80 santimetreler civarında dolaşıyor. 77,5'la amaçladığı şey şu. Üzerine oturan kullanıcı, evet beline arkadan birisi sarılıyor. Çok iyi içine gömülüyor. Fakat trafik şartlarında veya şehir içi kullanımında ayaklarınızı yere indirdiğinizde motora aynı şekilde hakim olabilme, güvenli bir şekilde durabilmenizi de sağlamak amacıyla hem sele yüksekliğini düşürmüş hem de aynı X-Town'da olduğu gibi şuradaki ayak basamaklarını, braketlerini ne deniyorsa onun adına böyle oval bir şekilde burada bitirerek daha böyle yere sağlam basmanızı sağlayan bir aerodinamik çizgi sunmuş. Bütün bu anlattıklarımı bir de şununla birleştireyim. Motosikletin anahtarını takıp, ki anahtarsız çalıştırma yok, eksilerde değinirim. Anahtarını takıp kontağına bastığınız andan itibaren, ki şimdi çalışır mıyım? Gürültüden sesim duyulmayabilir. Size şu algıyı yaratıyor abi. Kaliteli bir scooter bu dedirtiyor. Neden biliyor musunuz? Hani bunları abartıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. O yüzden özellikle söylüyorum, test edin. Bu scooter'ı bir deneyin. Kontağı açıp da çalıştırdığınız andan itibaren gelen o ses, varyatör sisteminde yaşanmayan o
vuruntu, titreşim, kıpraşım gibi özelliklerin olmaması ve hani bu hakimiyetle birlikte bunu birleştirdiğinizde abi evet ya bu hani iyi bir motora bindim ben dedirtiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle amacım bu skuturu övmek, böyle göklere çıkarmak değil ki. Birazdan eksileri anlattığımda siz de hak vereceksiniz bana. Çok fazla da eksisi var ama özel yönlerini anlatırken bunlara özellikle değinmem lazım. Kalite algısı çok yüksek. Hem malzeme kalitesiyle, hem hakimiyet kalitesiyle, hem de çalıştırdığınız anda kulağınıza gelen ses ve motor kalitesiyle. ...350 yazdığına bakmayın. Aslında 320 cc'lik bir motor bile o kullanıyor. Onu yukarı yuvarlamışlar. 30 cc kadar 350 adını vermişler ama 320 cc'lik tek silindirli bir motor bile o kullanıyor. 27 beygir, 31 Nm tork üretiyor. Zaten kağıt üzerinde bu motoru henüz kullanmadan kağıt üzerinde size şunu söyletiyor. Ha evet, torka oynamışlar. Beygirinden daha fazla tork üretebilen bir teknik veri veriyor dedirtiyor. Sonra yola çıktığınız andan itibaren de size şunu yaşatıyor, şunu söyletiyor. Abi ne kadar iyi yere oturan bir skuter. Hani uluslararası seyahat motorları çok ağır olur ya, veya hani Japonlardaki Honda'lardan bahsedelim. Honda'ların motorları daha böyle iyi yere oturması için ağır olur ya. Veya Avrupalı modellerde özellikle arka maşanın yerleşimini, arka tekerin yere iyi oturması için özel tasarımlar görürüz ya. Hani incelemelerimizde bundan bahsediyoruz. Bu skuterda da bu var. Sürekli oturup kalkıyorum ama üzerine oturup çalıştırıp yola çıktığınız andan itibaren, sürmeye başladığınız andan itibaren yere oturan iyi bir skutura bindiğiniz hissiyatı veriyor. Gazı verdiğiniz andan itibaren de o başta bahsetmiş olduğum 31 Nm'lik torku en alt devirinden itibaren hissettirmeye başlıyor. Hani normalde skuturlar atıyorum 5500, 6000, 6500, 7000 devirlerde o üzerindeki teknik verilerin tamamını verebilme özelliğine sahip ya. Bu da galiba 5750 devir civarında veriyor üretmiş olduğu üzerindeki torku. Ama söylemiş olduğum gibi yola çıktığınız andan itibaren abi çok torklu bir motor, çok güçlü bir motor ve aynı zamanda çok da stabil, titreşimsiz, sessiz ve güç hissiyatını, karakterini birebir yaşatan bir motor hissi veriyor. 198 kilogramlık net ağırlığı var. Net. Yani 200 kilogram diyebiliriz buna. 2 kilogram da biz yuvarlayalım yukarıya. Dolayısıyla hani 300 cc sınıfında, 350 cc sınıfındaki muadillerine baktığımızda ağır mı? Evet ağır. Ama bir taraftan da aks aralığının teknik verisine baktığınızda 1553 mm'yi gördüğünüzde, yani iki teker arasındaki mesafeyi, diyorsunuz ki ha evet, bu motorun yere tamamen iyi bir şekilde oturup size o hissi iyi bir şekilde vermesinin sebebi aslında hem ağırlığında hem de aks aralığında yatıyor dedirtiyor. Nasıl göstereyim onu? Hani elinizi şöyle bir yere koyduğunuzu düşünün. Bu elinizin biraz daha uzun olup bir yere koyduğunu düşün. Hangisi daha sağlam yere basar? Tabii ki uzun olan yere basar. Aks aralığı bu anlamda hem yere iyi basması için hem de konfora odaklı bir motor olması için kullanılan bir strateji, bir teknoloji aslında. Fakat, fakat orada bazı eksiklikleri de beraberinde getiriyor. O eksikliklerinden bir tanesi son hızı. Onu da VTR'mizde izleyelim. Yine yokuş yukarı bakın. 140'a kadar düşüyor. Daha da aşağıya düşmüyor 140'tan. Gidiyor yani. 140'ta devam ediyor. Koruyor gücünü. Sonra yokuş aşağı geliyoruz. Böyle saçma sapan hareketler yapıyorum, farkındayım ama 150 abi, yok yani 160, 155 oluyor mu? Evet, 155 belki. Şimdi son hızı izleyenler diyecek ki ya abi ben 250'lik skuterla yapıyorum 150'yi. Bu 320'lik motor kullanan böyle bir skuterda az. Hani ne abartıyorsun be kardeşim falan diyenler mutlaka olacaktır. Ben de aynısını düşündüm. 150 çok az. Çok az ama burada farkı şurada ortaya koyuyor. 150 km hıza çıkana kadar güç kaybı yaşatmadan, gücü birebir yaşatarak 150 km hızları bulabiliyor. Yani hani bazı, şöyle örnekleyeyim, bazı modellerimiz vardır mesela 120-130'u rahat bulur. 130'dan sonra zorlaya zorlaya yavaş yavaş 140-150-160 öyle gider. Bunda öyle değil. 140'a kadar böyle stabil, ip gibi
hızını bulabiliyor. 140'tan sonra zorlanarak 150'ye geliyor. Daha da fazla zorlarsanız 160'ı buldurabilirsiniz. Dolayısıyla bu motosikletin farkı o gücü o hız aralığına kadar tamamen verebilmesi. İsterdik ki hepimiz bu motor 200'ü bulsun. Ama Kimco mühendisleri şöyle düşünmüş olabilirler. Abi bizim AK550 isminde çift silindirli bir motorumuz var ki Türkiye'ye gelecek. Geldiğinde de inşallah test edeceğiz. Hız isteyenler buyursunlar AK550'yi alsınlar diye düşünmüşler diye tahmin ediyorum. 150 evet hepimiz için az. Bütün bu özellikleri şunda birleştireyim. O kadar kolay bir skuter ki, o kadar kolay ki insanı gerçekten çok şaşırtıyor. Yani zaten en baştaki şaşırtıcı bir skuter deme sebebim de o. Yine üzerine oturacağım. Bakın oturuş pozisyonuna bakın. Yani normalde oturduğunuzda böyle tabure gibi oturduğunuzda evet böyle de kullanılabilir. Fakat kendisini istediği gibi yani arkanızdan belinize biri sarılıp içine çekerek oturduğunuzda, ayaklarınızı şöyle uzattığınızda şöyle bir oturuş pozisyonu var mı abi başka bir skuterda? Bir motosiklet böyle kullanılabilir mi ya? Rahat ettirebilir mi? Bu ettiriyor abi. İşte ilginç yanı, şaşırtıcı yanı da bu. Neden biliyor musunuz? Hani geniş bir gidon koymuş ya. Aks aralığı uzun ya. Yere iyi oturuyor ya. Bir de arka maşanın bir özel bağlantı sistemi kullanıyorlar Kimco. Kendi teknolojisi. 14-13 teker çapı olmasına rağmen abi ufacık kontrada şöyle önünüzde bir viraj geldi ya. Ufacık şöyle bir kontrayı verdiniz. Abi hemen yatıyor. Hemen. Hadi göster bana virajı göster. Sen bana ufacık kontramı ver ben yatarım. Uğraşma benimle dedirtiyor. Hatta böyle cruise kontrol falan olsa hani şunu söyleyeceğim utanmasam. Abi elleri bırak böyle kendim giderim diyor. Hem ip gibi gidiyor hem de ufacık hamlenize, tepkinize anında tepki veriyor. Tabii ki hani motosiklete hakim olmayan birisi için böyle bir oturuş pozisyonu tavsiye etmem doğru değil. Ki bu skuter zaten hani başlangıç skuteri olarak değerlendirilemez. Biraz daha bu işi öğrenmiş kişilere hitap eden bir skuter. Fakat istediğiniz gibi oturun. İster normal skuter pozisyonunda oturun, ister böyle yatarak gidin üzerinde. Çok kolay bir kullanım var. Bunu özellikle altını çize çize size anlatmam lazım. Bir daha şunun da altını çizeyim. Abi mutlaka test edin. Ne kadar anlatırsam anlatayım, abartmış gibi hissedeceksiniz. Bundan eminim. Mutlaka test etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, viraj içerisinde araç sağlayarak o kadar güzel yatıyor ki abi. Müthiş ya, müthiş. Müthiş, vallahi müthiş. Çok güzel, çok kolay yatıyor abi. İnanılmaz seviyede. Bak abi, bak. Baksana. Yani çizgisini de bozmuyor yatarken. Oldu ya, bozuldu çizgin. Az daha diyor kontra ver. Az daha ver, ben toparlarım diyor. Ya hiç korkma diyor abi yatıp kalkarken. Ya hakikaten inanılmaz abi. Bayıldım. Bayıldım. Bir de tabi frenleme sırasında sıkıntı. Yağ gibi gidiyorum var ya. Eyvallah baba sağ olasın. Deniyorum, test ediyorum. Kimco'nun amiral gemisi dedik ya. Hani şu ana kadar Türkiye'ye gelmiş en iyi modeli dedik ya. Dolayısıyla üzerindeki bütün donanımları da hani Kimco'nun var olan en üst donanımları olarak değerlendirilebilir. ABS var zaten standart. Traction Control var bu skuterin üzerinde özellikle. Hani diğer bu X-Town'larda falan yoktu Traction Control. X'lerde bahsetmiştik. Bunda var. Ayrıca şurada bir switch'i var ve açıp kapatılabiliyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Bunun haricinde hani bütün skuterlarda hemen hemen olduğu gibi sağda ve solda iki tane torpido gözü var. Soldakinin içinde, bakayım yanlış olmasın, soldakinin içinde miydi o? Evet, soldakinin içinde bir tane USB çıkışı var. Telefonunuzu şarj edebilin diye. Bu gözler oldukça geniş. İri telefonlarınızı da koyabilirsiniz. Yine ayarlı manetlerle geliyor. İki manette, iki fren maneti de ayarlanabilir. Çok güzel aynalarla geliyor. Hem tasarım olarak hem de geri dönüşü, arkayı görme kabiliyeti çok iyi olan aynalarla geliyor. Gösterge paneli bence başarılı. X-Town'da eksiklik olarak saydığımız veriler bunda var. Hani o yakıt göstergesi, anlık, total, averaj verileri gibi verileri birebir veriyor. Dış havanın sıcaklığı, akü voltajı, işte trip verileriniz, odometreniz, total kilometreniz. Yani ihtiyaç duyulabilecek bütün veriler yol bilgisayarında var ve solda hız kadranı, sağda devir kadranı olarak belirlemişler. Bunun haricinde de tıpkı X-Town'da olduğu gibi arkada çanta demiri standart olarak geliyor ama bunun çanta demiri için özel bir tabla gerekir diye tahmin ediyorum. Çünkü çanta tablanızı yerleştireceğiniz yer biraz böyle kısa. Baktım internette, evet, downtownlar için özel tablalar var. Yani çantasını alırken downtown'a uyumlu bir tablayla ancak takabilirsiniz ama bu demirin standart gelmesi
bir çanta takmak istediğinizde özel bir demir almak zorunda kalmamanız bu anlamda avantajlı. Bir de tabii iç çamurluk, arka iç çamurluk önemli bir donanımdır diye düşünüyorum. Çünkü daha önce yani Yamaha'lar, X-Max'ler falan iç çamurlukla geliyordu. Sonra onu herhalde maliyetlerden dolayı kıstılar, kaldırdılar falan. Arka iç çamurluk çok işe yarıyor. Ve son olarak bakım aralığı 5000 kilometrede bir. Güzel bir bakım periyodu bu sınıftaki bir skuter için. Yani 3000 diyebilirlerdi ama 5000 güzel bir periyot. Tabii bakım maliyetleri konusunda aklımızda soru işaretleri var. İlerleyen dönemlerde artık Kimco tamamen Mart itibariyle açılıyor ya. Bütün Türkiye'de aktif hale geliyor ya. Kısmet olursa servis maliyetleri, bakım, yedek parça, aksesuar fiyatlarıyla ilgili bölümlerde inşallah yaparız. Şimdi sıra geldi eksi yönlerine. Çok eksikliği var. Epey eksikliği var. Gerçekten üzücü eksiklikleri var. Keşke olmasaydı dedirten yönleri var. Onlardan ilki hepiniz tahmin ediyorsunuz. Fiyatı değil. Fiyatını birazdan geleceğim. En sonunda değerlendireceğim. Çünkü kapatıyorsunuz abi fiyatını ilk söyleyince. Kapatmayın diye önce diğer eksikliklerinden bahsedeyim. Lastikleri. Maalesef naylon lastiklerle geliyor. Kimco hemen hemen bütün serisinde maalesef Kenda'nın naylon lastiklerini kullanıyor. Böyle güzel, bu kadar özelliğini ballandıra anlattığım bir motorun üzerinde hani Pirelli, Messeler, Michelin gibi markalar görmek isterdim. Maalesef Kenda. Umarım bizi Kimco yetkilileri izliyordur. İzliyorlarsa talebimiz bu abi. Böyle güzel bir skuterun, böyle güzel motorların üzerinde güven veren, ihtiyaçlara cevap veren lastikler olmalı diye düşünüyorum. İlk eksikliği lastikleri. Gelelim ikinci eksikliğine. Keşke bunu eksiklik olarak sayamasaydım. Bunu saydığım için çok üzgünüm. Böyle bir skuterun bu eksikliği yaşatması beni çok üzdü. Nedir o eksiklik? Buyurun izleyelim. Evet, her skuter incelemesinde baktığımız gibi yine sedi altı hacmine bakalım. Ne kadar geniş bir hacim sunuyor bize. Şöyle kontaktan ters çevirdiğiniz zaman buradan yukarı kaldırdığınızda amortisörlü bir sistemle kalkıyor. Seri altı aydınlatması var. Bu güzel. Böyle herhalde kaskın çizilmesine, zarar vermesine önleyici bir sistem. İsterseniz bunu alabiliyorsunuz. Tamamen böyle plastik kalıyor içerisi. İsterseniz de bununla birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi benim merak ettiğim iki tane full face alacak mı? Bakın bir tane kalıplı kaskım var elimde. Bu Scorpion'un kaskı ki kalıplı bir kask, büyük bir kask. Bunu böyle güzelce yerleştireyim buraya. Tam oturtturayım. Kapatayım, alıyorum bakalım. Evet, almıyor. Maalesef kalıplı bir kaskı almıyor. Tabii şeyleri de buradan, kilit noktası da şurada. Yani direkselerin arkasında değil, şu yanlara koymuşlar. Bunun da etkisi vardır büyük ihtimalle ama. Bir de bunu küçük kalıplı bir kaskla deneyelim. Şu ruhsatı bırakayım şuraya. Küçük kalıplı kaskı koyduğumda alacak mı? Evet, bunu rahatlıkla aldı. Problem yok. Tekrar açayım. Bu küçük kalıplı kaskı ön tarafa yerleştireyim. Yani öne de full face alacak mı diye. Yerine yerleştirdim. Maalesef kastırıyor. Yani şöyle zorlasam olur mu? Evet, zorladığımda aldı. Ama bayağı bir kastırdı buradan. Yani sel altı hacmi beni bu anlamda şaşırttı. Çok böyle hani 350'lik bir motorun hani 250'lik X-Town'a göre daha geniş bir sel altı hacmine sahip olması gerekirdi diye düşündüm ama tabii bunun sebebi var. Sebebi alçak oturuş pozisyonu. Bu 250'lik 300 cc'lik Japonlarla kıyasladığımızda örneğin anahtarsız çalıştırma hani eksiklik mi değil mi, bunu tabii ki kararını siz vereceksiniz ama anahtarsız çalıştırma olmaması, muadillerinde olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. İşte oynayan bir camının olmaması, touring skuteri olarak tanımladıkları böyle bir skuterun kısa bir camla gelmesi, evet, bir eksiklik. Bunun haricinde gösterge paneli kontrolünün kola atanmamış olması. Hani bütün özellikleri veriyor ama orada 3 tane tuşla kontrol edilebiliyor olması. Bunun yanında 200 kilogram ağırlığı olan bir skuter için şuraya küçük bir el freni koyulmamasını bir eksiklik olarak değerlendirebiliriz. Veya hani alışkın olunduğu üzere anahtarsız çalıştırma sistemi olan diğer muadillerinde hani bir tuşla tık diye böyle arka seriye açıyorsunuz ya, bunu koyabiliriz. Bu eksiklikler kişiden kişiye değişir bakın. Hani bu eksi yön, bu motorun en büyük eksisi bunlar denilecek eksiklikler değil. Kişinin ihtiyaçlarına göre eksiklik veya değil olarak değerlendirebileceği yönleri. Fakat geleceğiz fiyatına. Bu herkese göre değişmeyecek bir eksikliktir büyük ihtimalle. Şubat 2021 itibariyle 69.900 liralık bir fiyatı var.
Büyük eksi. Hemfikiriz. Büyük eksi ama lütfen şurayı dinleyin, ondan sonra kapatın. Bunun bir eksiklik olmasının temeli, sebebi Türkiye'de 250 cc üzerindeki motosikletlere hangi marka olursa olsun %37 oranında ÖTV vergisinin uygulanması. 250 cc altına ise %8 galiba. Dolayısıyla 250 cc üzerine geçtiğinde verginiz abi şak diye böyle %30 %40 katlanıyor. E zaten buna gümrük vergileri, bunlara işte ithalat ihracat vergileri, bunların işte dolar euro kurları falan hesaplamaları gibi olaylar işin içerisine girdiğinde 250 cc üstü maalesef müthiş seviyede yukarı çıkıyor. 250 cc altında vergilendirilmiş olsaydı 57 bin lira falan gelecekti. Aşağı yukarı bir 13-14 bin liralık bir farka sebep oluyor bu vergi dilimi. Şimdi fiyat yüksek ama bu markayı Türkiye'ye ithal eden yeni distribütörü Doğan Grubu şöyle bir strateji benimsemişler. Evet, biz bu fiyata çok etki edemiyoruz. Var olan bir fiyat var, o fiyat üzerinden çekip satmak zorundayız diyorlar. Ama satış ve satış sonrası adına yapmış oldukları çalışmaları her bölümde anlattım. Özellikle Downtown 350'de 6000 liralık bir takas desteği var. Yani motorunuz iyi kötü, ucuz pahalı ne olursa olsun götürdüğünüzde 6000 lira daha ucuza alabiliyorsunuz. Yani 70 bin liralık motor kaç liraya geliyor? 64 bin liraya geliyor. Dolayısıyla oradan bir karınız var, 6000 lira. Bunun haricinde de işte sıfır faizle 12 ay kredi imkanı sunuyor. Kredi kartına taksit imkanı sunuyor. Ve aynı zamanda da bütün motorlarına 3 yıl garanti vererek hani motorlarımıza güveniyoruz, sağlamlığına güveniyoruz gibi garantiler veriyor. 250 cc scooter kullananlar veya scooter'u sevip de bu sınıfta böyle güçlü bir şey arayanlar, hani 250'lik bana az geliyor, güçlü bir şey alayım diyenler için hem fiyat konusundaki kampanyalarıyla hem de motorun sunmuş olduğu özelliklerle cezbedici gibi görünüyor. 4,5 tüketmişiz abi. 100 kilometrede ortalama 4,5 yakıyormuşuz. Bu tabii benim şimdi az önce son hızını falan denedim. Yüksek devirlerde kullandığım verisi bu. 4,6'ya çıktı bakın. Hayır, yanlış söyleme bak, 4,6 falan diyor. Yani bu scooter ortalama 4 yakıyor. Böyle söyleyeyim ama hani çok tabii ki abanırsanız 5'lere kadar da çıkarabilirsiniz. Bu kadar güçlü bir his veren scooter için bence gayet güzel bir veri. Yani az yakıyor diyebiliriz. Böylelikle bitirmiş olayım. Lütfen yararlandıysanız, faydalı olduysa şu beğen tuşuna bir tıklayın. Beğene basın. Eğer abone değilseniz, şu ana kadar videoyu izleyip de hala abone olmadıysanız, ne diyeyim? Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Lütfen abone olun. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oo. Hava buz gibi. Bir bardak çay koyalım da. Oh. Oo, içim ısıttı yeminle.